Peygamber Efendimiz'e bir şahıs geldi. Ve şöyle dedi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a: "Ey Allah'ın Resulü, annem ansızın öldü. Annem ansızın öldü ve öyle sanıyorum ki konuşmuş olsaydı sadaka verilmesini emrederdi. Acaba onun adına sadaka versem kabul olur mu, sevap olur mu?" diye Peygamber Efendimiz soruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam evet buyurdu. "Ölen annenin adına, babanın adına sadaka verebilirsin, onlara sevap gönderebilirsin." buyurdu. Kıymetli cemaat-i müslümin, burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Hadis-i şerif bu ama hadis-i şerifte çok dikkat çekici bir nokta var. Nedir o? Hadis-i şerifte aynı zamanda bir annenin bir evladında bırakmış olduğu intibayı görüyoruz. Anne evladında bir intiba bırakmış. Bak ne diyor? "Öyle sanıyorum ki eğer bir şey deme imkanı olsaydı derdi ki sadaka ver." Yani bu evlat annesini, neyse babası neyse, yani günümüzü oyalarsak, bu evlat annesini o kadar çok paylaşırken, bölüşürken, ikram ederken, oğlum ver derken, oğlum paylaş derken görmüş ki annesi vefat ettiğinde annesiyle alakalı intiba, "Eğer annem hayatta olsaydı sadaka vermemi söylerdi. Sadaka versem kabul olur mu?" demek oldu. Günümüz anne babalarının acaba evlatlarına kendi namını bıraktığı intiba nedir? Bu hadis-i şerif bunu bize sorgulatmalı. Bizim evlatlarımızı öldükten sonra, biz öldükten sonra evlatlarımızda bizim hakkımızda nasıl bir intiba var? Nasıl bir intiba olacak? Güzel yetiştirilmiş bir evlat, annesi vefat ettikten sonra "annem sadaka vermemi herhalde söylerdi" diyor. Güzel yetiştirilmiş bir evlat. Günümüzde anne babasının ölümünden sonra hemen başlayan miras kavgalarını görünce, anne babanın ölümünden hemen sonra başlayan mal mülk kavgalarından çıkan, hatta ölümlere kadar varan, birbirini yaralamaya kadar varan, ne ölüme gel ne dirime gel diye ta ömür boyu küslüğe kadar varan kavgaları görünce çok daha iyi anlaşılıyor o anne babanın o evlatlara bıraktığı intiba ve yetiştirme tarzı. Böyle olmamalıydı. Bu kavga olmamalıydı. Belki ufak tefek serzenişler dünya malı olabilirdi ama birbirine girmemeliydi. Birbirini öldürmemeliydi, birbirini yaralamamalıydı. Birbirine tüfek çekmemeliydi. Birbiriyle ta ölene kadar konuşmayacağım diye kendince karar almamalıydı. Burada bile bir anne babanın yetiştirme tarzı ve neyi bıraktığını aslında çok iyi anlayabiliyoruz. Evlatlarına sadece mal biriktirmeyi, mülk biriktirmeyi, sadece kariyer edinmeyi, sadece hırsı öğreten, dağıtmayı, bölüşmeyi, infakı öğretmeyen bir anne baba vefatından sonra evladından ne bekleyebilir? Ne bekleyebilir? Bıraktığı maldan bile onun için hayra sanat yapmaz o adam. "Bunu anam bıraktı, bunu babam bıraktı. Biraz eksiği noksanı vardı, biraz babamın bıraktığı malından, mülkünden biraz hayra sanat yapayım da ona sevap olsun" demez. Çünkü paylaşmayı öğretmemiş. Hep hesabı öğretmiş. Hep artıyı öğretmiş. Hep dünyalık manada koşmayı öğretmiş. "Sakın paranı kimseye yedirme" demiş. "Kimseye iyilik etme" demiş. "Bunlar kapına gelirse bir daha gitmez" demiş. Evet. O yapmış olduğu kötü hareketin neticesini de kendisi vefat edince görecek. Hali hayatında paylaşmayı ve bölüşmeyi evladına öğretmeyen kişi vefat ettiğinde de evladından ona hiçbir şey gelmeyecektir. Hiçbir şey gelmeyecektir.